Bugün sizler birlikte nasıl editler yaptığımı göstereceğim. İlk önce karakterimin yüzünü düzeltiyorum. Nasıl bir efekt yapsam bilmiyorum. Şirin bir efekt yapmaya karar verdim, yani edit. Şimdi şuradan gözlerine falan basarak burayı değiştiriyoruz. Bence şurada bir göz olsun. Bu göz gayet şirin. Bir de şirinliğini kontrol edecek olan kaş. Şu yanlara bakmasını bu şeye bakmayın. Tamam, şimdi lobiyi düzelttim. Bunu fotoluyorum. Şimdi edit uygulamama giriyorum. Evet, edit uygulama girdim. Fotoğraf yerine giriyorum. Evet, şimdi bunu süsleyeceğim. Bence buna saçlarını parlatabiliriz ya da gözünün morluğunu parlatabiliriz. Dilediğimiz gibi yapabiliyoruz. Ben şu beyaz botları parlatacağım biraz. Beyaz noktaları. Yüze aldım parlatmayı. Ten rengini falan hep parlatmak istiyorum. Yüzünü sildim. Yanlışlıkla aynısını ben de deneyeyim yapmayı. Zaten biraz kolay bir yüz. Bu ne ya? Şimdi düzelttik. Yaptım. Şimdi evet arkadaşlarım, bugün size nasıl edit yaptığımı göstereceğim. Hemen gösteriyorum. Buraları görmeseniz iyi olur. Evet, edit uygulamama gelmişim. Fotoğrafımı seçiyorum. Evet, yaptığım, yani fotoğrafladığım fotoğrafımızı çektim. Şimdi kolları biraz uzatmaya düşünüyorum. Veya yine başka bir şey yapacağım. Teni parlatmaya karar verdim. Tenleri parlatıp başlıyorum. Evet, bacak tonlarını parlattım. Şimdi yüz tonlarını ve gözlerin içini parlatmakta sıra. Şöyle. Arkadaşlar, sadece gözlerin içini parlattım çünkü yüz bedenini parlatınca biraz fazla kaçabiliyor. Şimdi boynuzları biraz parlatmak istiyorum. Şöyle yarısı. Bunu sizin gözünüz önünde yapmak isterim. Çünkü boynuz yapmak o kadar da kolay değil. Şimdi bunların üstünden siyahla geçiyoruz. Evet arkadaşlarım, boyadım. Şimdi sıra diğer boynuza, bayağı güzel parlıyor. Aynısını buraya da yapıp geliyorum. Evet, oldu. Şimdi başka bir şey ekleyelim ama ne ekleyeceğimizi şu an baya baya düşünüyorum. Kuyruğu da parlatalım. Siyah yerleri parlatalım. Evet, parlaklık kısmını yaptık. Şimdi de üstünü siyahla geçiyorum. Bu arada sizlerle beraber yapmadığımı ve sürekli dondurarak yaptığımı fark ettim. Şimdi düşünüp geliyorum. Bam. Arkadaşlar, ne yapacağımı buldum. Yüze utanma deseni yapmayı karar verdim. Evet. Bence çok güzel olmadı. Üstüne yara bandı yapmayı karar verdim. Bence öyle daha iyi olacak. Yok, buna bir tık daha koyu tenli yaparsak kısmı. Evet. Şimdi üstünde küçücük siyah noktalar olması lazım. Benim yara bantlarım hep böyleydi. Yapmıyor. Bence bayağı yakıştı gibi. Şimdi tişörtüne ekleme yapmaya karar verdim. Madem şöyle siyah siyah şeyler var, ben de onlardan daha fazla ekleyeceğim. Bu biraz uzun sürecek gibi.
Oraları bitirdim. Şimdi bu koldayım. Genellikle benim çok fikrim olurdu bu tarz şeylerde ama bu sefer olmadı. Bayağı yakıştı bu arada. Şimdi saçları beyazla parlatmaya karar verdim. Ben bunu çok yapardım eskiden. Tekrar yapayım. Aa, buldum süper güçlü şeyler. Hatırladım şimdi neler yaptığımı genellikle. Genellikle korkunç makyajlar yapardım yani editler. Ama şimdi sizin önünüzde yapmasın gelmedi, yapmak istemedim. Şöyle buraları da parlatalım. Evet, bayağı iyi oldu. Şimdi sihir rengim siyah olsun. En sevdiğim renk siyahtır. Siyah tonlarıdır yani, gri siyah. Oha, çok büyük oldu. Evet, şimdi buranın üstünü boyuyorum. Bayağı güzel oldu. Şimdi olmazsa olmazımız efekt ekleyeceğim. Gözleri. En iyisi şöyle. Bence geçenki yaptığım gibi mi yapsam, yok. Gözlere ekleyeceğim yine. Böyle biraz kötü oldu. O yüzden siyaha şey yapacağım ya. En iyisi şu. Evet, bayağı güzel oldu. Bence arkası beyaz daha iyiydi. Tekrar beyaza boyayayım. Çünkü geri alırsam bütün efektler silinebilir. Olmuyor maalesef, geri alacağız. Alamıyoruz da. Neyse, bence böyle kalsın. Son adımlarımızı yapalım. Harika. Bir de yıldızlar ekleyelim. Biraz abartılı oldu editimiz ama bence gayet güzel yaptığını düşünüyorum. Neyse, görüşmek üzere. Bye bye.